Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Size ne oluyor ki Allah yolunda, bak Allah, Cenab-ı Allah diyor, size ne oluyor ki diyor Allah. Evet. Uyarıyor. Allah yolunda, yani Allah için ve Rabbimiz bizi hakkı, bak halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Öldürüyorlar, asıyorlar, kesiyorlar, şehit ediyorlar. Irzlarına geçiyor, perişan ediyorlar. Bak Müslümanlar, evet, yalvarıyor. Bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, bir Mehdi gönder. Bize katından bir yardım eden yolla, yani ya Rabbi diyor, bize bir kurtarıcı yolla. Evet hocam, inşallah. Bir Mehdi, bir kurtarıcı, bak açık, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar, ezilmişler. Adına Allah rızası için niye savaşmıyorsunuz diyor Allah, niye mücadele etmiyorsunuz diyor. Ben kendi kendime Mehdi'siyim de ondan mı diyecek ahirette bu adam, bu arkadaşımız? Hocam, inşallah. Değil mi? Evet hocam. Böyle olmaz. Kur'an'ın bak açık hükmüdür İttihat İslam. İnşallah hocam. Türk İslam Birliği'ni kurmadan ne Türklük alemi ne İslam alemi rahat yok. İnşallah. Her yerde millet birbirini kırıp geçiriyor. Bak PKK Güneydoğu'da neler yaptığını herkes biliyor. Benim anlatmama gerek yok. Evet. İttihat İslam olsa, Türk İslam Birliği olsa olur mu öyle bir olay? Mümkün. Evet. Ya söylememize gerek kalır mı? Yani PKK buradan gitsin falan dememize gerek kalır mı? Kalmaz hocam inşallah. Akıllarından bile geçiremezler demiştiniz inşallah. Karanfil sularlar onlar. İnşallah. İnşallah. Papatya yetiştirirler. İnşallah. Ya söylemeye daha gerek yok yani. İnşallah hocam. Bak adamlar oturuyor, kabadayılık yapıyorlar. Çakallık yapıyorlar Güneydoğu'da. Evet. Değil mi? Evet. Niye? Türk İslam Birliği olmadığı için. Evet. Ben kendi kendisi Mehdi'yim. Mehdi'siyim. İşte böyle olur kendi kendine Mehdi'si olursan sen. Evet. Kendi kendisinin Mehdi'sinin amacı Kur'an'a tam tabi olmaktır. İttihat-ı İslam'ı savunmaktır. Kendi kendine Mehdi'si öyle olursun sen. İnşallah. Kendi kendisinin Mehdi'siyim iki türlü yorumlanacak gibi. Bir Rahmani, bir Şeytani yorumlama var. Evet. Rahmani, Kur'an'a tam tabi olma, İttihat-ı İslam ve Allah'ın dinini her yere dünyaya yaymaktır. İnşallah. Yazık Hristiyanlar da bak tesis inancıyla perişan oluyorlar. Evet. Üçlemeyle. Değil mi? Allah'a şirk koşuyorlar. Evet hocam. Yazık günah değil mi o insanlara da? Yazık. Türk İslam Birliği olsa o da bir kalkacak ortadan. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. Ben kendi kendime Mehdi'siydim dediğinde ahirette bir de bakar ki cehennemin ta ortasında. Evet. Çünkü onu bambaşka yorumlamış oluyor. Evet. Kendi kendime Mehdi'siyim diyorsun. Evet. Yüzlerce ayet İttihat İslam anlatıyor Kur'an'da. Evet. Sen ne yaptın? Yapmadın. Hiçbir, evet, şekilde de yapmadın. Peki o zaman namazı da diyeceksin ki ben İttihat-ı İslam'ı kabul etmedim. Ona gerek duymadım. Çünkü kendi kendime Mehdi'siydim diyeceksin. Namazı da kılma o zaman. Evet. Kendi kendine Mehdi'sisin o zaman sen. Çünkü eğer tırstığın, çekindiğin için Mehdi'yeti kabul etmiyorsan, namazda annen baban ayıpladığı için yahut arkadaşların yahut iş yerinde ayıplandığı için namazı da bırakacaksın. Evet. Nitekim bırakıyorlar. Bırakıyor, evet, adam. Evet, bırakıyorlar. Değil mi? Evet hocam. Adam mücella bir vaziyette geziyor. Evet. Ondan sonra işi sadece şarkıya, türküye döküyor. Evet. Olmaz. Yani şarkıyla, türküyle kendi kendisini Mehdi'si olunmaz. Aklının başlarına alacaklar. İnşallah hocam. İnşallah. Korkmasınlar ya, Allah koru ya, Allah verecek bir can borcu var. Ne var, bir şey yok. Evet. Müslüman zaten barışçıl. Zaten sevecen. Yani damla kan akıtılmayacak zaten. Bütün silahlar kalkacak. Değil mi? Evet. Gerçek demokrasi, gerçek barış, gerçek kardeşlik, gerçek sevgi, gerçek muhabbet, gerçek sanat ve gerçek bilim. Ne kadar güzel ya. İnsanların kafasına bir kan gelecek, bir kendilerine gelecekler. Evet hocam. Yazık değil mi benim milletime ya? Sapsarı yüzleri yani, dışarı çıkıyorum. Hemen hemen hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Kimse kimsenin yüzüne bakamıyor. Evet. Böyle hayat olur mu? Olmaz hocam inşallah. Ya Türk İslam Birliği olacak da yüzü sapsarı olacak. Kan damlayacak benim yüzü, milletim yüzüne. Kan. İnşallah hocam. Böyle inşallah. Acayip sıhhatli, sağlıklı olacaklar. İnşallah hocam. Neşeli olacaklar, güler yüzlü olacaklar, şakacı olacaklar. Her gören birbirine selam verecek, İnşallah. Bağrına basacak. İnşallah. Birbirlerine yemek ısmarlayacaklar, sohbet edecekler. Ya kardeşim köylerden geçiyoruz arabalardan. Akşam oldu, ben niye evime gideyim ya? Selamun aleyküm, Tanrı misafir, Allah misafirim derim, gelirim. En güzel yatağı bana hazırlar, yeme.
O da bana gelir. İnşallah. Ya kardeşiz. Evet, inşallah hocam. Ya herkes birbirinden korkuyor. Herkes birbirinden çekiniyor. Yani tabii korkmayan, çekinmeyen de var. Rahat olan yerler de var ama dünyanın genelini söylüyorum. Evet. Bu dehşet verici ya. Dünyayı bir cennete çevirelim kardeşim. Cennet gibi olsun dünya. İnşallah. Ahirette de gerçek cennete gidelim inşallah. İnşallah hocam. İnşallah.